Deneme çözümleriyle birlikteyiz. Şimdi birinci denemenin 22. sorusuyla, sınıf yönetimi sorusuyla devam edelim. Soru kökümüz diyor ki, öğretmenin Ayten'le yaptığı bu konuşmadan sonra nasıl bir sınıf yönetimi anlayışı benimsemesi beklenir? Sınıf başkanı Ayten arkadaşlarla yaptığı görüşmelerin içeriğini öğretmenle şu şekilde paylaşır. Ayten diyor ki, öğretmenim, arkadaşlarımız grup çalışmalarda sorun çıkaran öğrencileri hemen cezalandırmanızdan ziyade grupların oluşumunu gözden geçirmeniz konusunda hemfikirler. Öğretmen bununla niye amaçlıyor arkadaşlarımız diye soruyor. Bazı arkadaşlarımız birbirleriyle pek anlaşmadıkları için grupta çatışmalar yaşanıyor. Bunun yaşanmasına mani olmak istiyorlar. Öğretmen, böylelikle doğru kişilerle oluşturulacak gruplarla birlikte benim de bu şekilde müdahale bulmama gerek kalmayacak. Bence gayet iyi düşünmüşsünüz diyor. Öğretmenin anlayışı hangisi? Gelişimsel, tepkisel, bütünsel, önlemsel, yapısal diyebiliyorsunuz. Bir sınıf yönetimi anlayışımız yok. Yani yapısalı direkt olarak eleyebiliriz. Onu buradan silelim. Yapısal bir modelimiz bizim kesinlikle yok. Dört tane zaten sınıf yönetim modelleri. Öğretmen merkezli olanlar tepkisel ve önlemsel. Öğrenci merkezli olanlar gelişimsel ve bütünsel. Ancak tepkisel ve önlemselin öğretmen merkezli olması öğrenci merkezli yaklaşımlarda kullanılmayacağı anlamına gelmiyor elbette ki. Bunu da unutmayacağız. Şimdi soru bizi nereye götürmeli? Hemen bakalım. Öğretmen öğrencilerin hemen ceza verme diyor. Yani tepkisel modele başvurma diyor. Grupların oluşumunu gözden geçirmemiz konusunda hemfikirler. Yani grupları farklı bir yaklaşımla oluşturalım. Grup çalışmalarına sonuç çıkaranları cezalandırmak zorunda kalmazsınız diyor ki öğretmen bunu söylüyor zaten. Hani bence gayet iyi son cümleye dikkat edin öğretmenin. Böylelikle doğru kişilerle oluşturulacak gruplarla birlikte benim de bu şekilde müdahale bulmama gerek kalmayacak. Yani müdahalede bulunmayacağım. Tepkisel modelden faydalanmayacağım. Tepkisel modele başvurmayacağım demek istiyor. Gayet iyi düşünmüşsünüz. Çünkü Ayten'in şu cümlesi çok önemli. Bazı arkadaşlarımız birbirleriyle pek anlaşamadıkları için grupta çalışmalar yaşanıyor. Bunun yaşanmasına mani olmak istiyorlar. Yani sorun yaşanmadan sorunun ortaya çıkmasını önlemek istiyorlar. Öğretmen de bunu kabulleniyor ve tepkisel modelden önlemsel modele doğru bir yaklaşıma geçiyor. Burada Ayten yaptığı bu konuşmadan sonra nasıl bir sınıf yönetimi anlayışı benimsemesi beklenir diye sormuştuk. Yani konuşmadan sonra, konuşmadan önce diye bize sorsaydı diyecektik ki burada kullanılan tepkisel bir model ama konuşmadan sonra diye böyle şunu bir kareye alalım, dikkati buraya verelim. Öyleyse sorun yaşamasını, sorun yaşamadan sorunun ortaya çıkmasını önlemiş olacağız. Sorumuzun cevabı D, önlemsel model. 22. sorunun doğru cevabı D şıkkı. Sorudayız. Yine sınıf yönetimi sorusu birinci denemede. Bu bilgilere göre fizik öğretmeninin hangi özelliği hakkında bilgi verilmemiştir diye soru soruyor. Bakalım hangi özellik hakkında bilgi verilmemiş. Sibel ve Zeynep teneffüste fizik öğretmeninin anlatımlarından çok fazla bir şey anlamadıklarından söz etmektedir. Bazen önceki haftalarda çözdükleri soruları tekrar çözdüklerini ama öğretmenlerinin bunu unuttuğu için aynı soruları tekrar tekrar çözmek zorunda kaldıklarından yakınırlar. Öğretmenin sorduğu bir soruya doğru yanıt veremediklerinde bu duruma öğretmenlerinin çok sinirlendiğinden de bahsederler. Bazı sorunların öğretmenleri çözerken çok zorlandığını, özellikle Zeynep'in orta sıralarda oturmasına rağmen öğretmenin çok alçak sesle konuştuğu için onu duyamadığından yakınırlar. Zaten sürekli masasında oturup dersi anlattığından da şikayetçidirler. Öğretmenlerin tek olumlu özelliğinin fizik dersinin müzik, coğrafya, güncel konulara ilişkilendirmesi olduğunu söylerler. Şimdi bakalım neye değinmemişiz burada. Bir kere A'da alan bilgisi var. Öğretmenin alan bilgisi değinilmiş mi bakalım. Bazı sorular diyor şurada, buraya dikkat. Bazı soruları öğretmenlerin çözerken çok zorlandığını söylüyor. Demek ki alan bilgisinde sıkıntılar var. A'yı buradan eledik, onu gördük. Kişilik diyor. Kişilikle ilgili sıkıntıları var mı bakalım. Şuraya dikkat. Öğretmenin sorduğu bir soruya doğru yanıt veremediklerinde bu durum öğretmenlerin çok sinirlendiğinden bahsediyor. Sinirlilik, asabiyet bir kişilik özelliğidir, bir kişilik problemidir. Bunu da gördük. Meslek bilgisi formasyonu. Şuraya dikkat. Zeynep'in orta sıralarda oturmasına rağmen öğretmenin çok alçak sesle konuştuğu için onu duyamadığından yakınır. Zaten sürekli masasında oturup ders anlattığından şikayetçidir. Öğretmen masasında oturuyorsa, sınıfın hep aynı bölümünde duruyorsa, hareket halinde değilse
O zaman formasyonda da sıkıntı var. Zaten sorunun geneline baktığınızda meslek bilgisinin sorunlu olduğunu çözebilirsiniz. Sosyal uyum var diye de soru içinde sosyal uyuma ilişkin herhangi bir cümle yok. Genel kültürü bulalım. Öğretmenlerin tek olumlu özelliğinin fizik dersini, müzik, coğrafya dersini güncel konularla ilişkilendirmesi. Bu bir genel kültürdür. Bunu da görmüş olduk. Ama soru içerisinde ben göremiyorum, siz de görememişsinizdir doğal olarak. Toplumsal uyumla alakalı bir bilgi verilmemiş. Sorunun doğru cevabı D seçeneği. 24. soru. Yine sınıf yönetimi sorusu. Hangisi bu anlayışa sahip öğretmenin sergileyebileceği davranışlardan biri olmaz diye sormuşuz. Demokratik tutuma sahip öğretmenler işbirlikte öğrenme mantığıyla bireylerde grup ruhu oluşturarak her öğrencinin sürece sahip çıkmasını, katılımın sağlanması için sorumluluğun paylaşılmasını ve öğrencilerin karar sürecine etkin katılımlarını önemli görür. Hangisi bu anlayışa sahip öğretmenin sergileyebileceği davranışlardan biri olamaz demişiz. Demokratik tutuma sahip olan öğretmen davranışı arıyoruz. Hangisi buna uygun olmayan bir davranıştır? Sorunun özü bunu söylüyor bize. A diyor ki öğrencileri olduğu gibi kabul ederek onlara koşulsuz saygı gösterir. Koşulsuz saygı bir insancıl yaklaşım, humanist bir yaklaşım. Rogers'ın mantığında vardır biliyorsunuz. Koşulsuz saygı varsa demokratik bir anlayış var demektir. Öğrencileri olduğu gibi kabul etmesi de öyle. O zaman bu anlayışa sahip öğretmen A'ya uygun davranış sergiler. Farklılıklara saygı duyar. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Öğrencilere sorumluluk verir. Öğrenci kendi sorumluluğunu taşıyacak. Bu mantık demokratik tutuma sahip öğretmenlere mutlaka olacak. Öğrencilerini sürekli eleştirir. Demokratik tutuma sahip olan bir öğretmen öğrencilerini sürekli eleştirmez. Doğruya yönlendirmeye çalışır. Doğruyu öğrenciler bir şekilde ulaşırlar ama sürekli eleştiri çocuğun kendi davranışlarının sorumluluğunu taşımakta güçlük çekmesine yol açar. Artı hata yapma korkusunu doğurur. Bu da demokratik öğretmen anlayışına uyumlu değildir. Öğrenciler ortak kararlar alır. Demokrasi ortaklığı gerektirir. Bu da öğretmenin sergileyeceği davranışlardan bir tanesi. Yani sorunun doğru yanıtı D seçeneği diyoruz. 25. soruya geçelim. 25. soru diyor ki, buna göre öğretmen hangi yapısal özelliğe uygun davranış sergilemiştir? Yapısal özelliklerimiz eş zamanlı, çok boyutluk, öngörememe, süreklilik seçeneklerde bunlar var, açıklık var. Sınıfa girip günün ilk dersinde başlayacak olan Veysel öğretmen öncelikle tüm öğrencileri selamlar. Sonra öğrencilerinden Tarık'a annesinin hastalığını atlatıp atlatmadığını sorar. Bir yandan da sınıfı sayıp derse gelmeyen öğrencinin olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Öğrencilerinin ders materyallerini getirip getirmediklerini de sıraların üstüne bakarak tespit etmeye çalışır. Öğrencilerinden kitabın 64. sayfasını açmalarını isterken birbirleriyle konuştuklarını fark eden Buğra ve Çağatay'ı görünce herkes hazır mı diye sınıfın geneline sorar. Bunların hepsini kim yapıyor? Burada anlatılan her şeyi öğretmen yapıyor. Öğretmen aynı anda sınıfı selamlaması, öğrencilerinden Tarık'a annesiyle ilgili sorması, sınıfı bir yandan sayması, gelip gelmeyenin öğrencinin olmadığını tespit etmeye çalışması, öğrencilerinin ders materyallerini getirip getirmediğine bakması, kitabın 64. sayfasını istemeleri, Buğra ve Çağatay'a uyarı amaçlı olarak herkes hazır mı diye sorması, bir sürü olayı aynı anda yapan öğretmen eş zamanlılığa uygun davranış sergilemiştir. Neydi eş zamanlılık? Öğretmenin aynı anda birden fazla etkinliği yapması, çok boyutluluk, sınıfın aynı anda, sınıftaki öğrencilerin aynı anda birden fazla davranış yapması, Ali'nin, Ayşe'nin, Mehmet'in, Mustafa'nın, Osman'ın farklı farklı davranışlar yapmasıydı. Öngörememe, her şeyi kusursuz da yapsanız, sınıfta yaşanabilecek olan her şeyi öngörmek mümkün değildir demiştik. Süreklilik diye bir yapısal özelliğimiz yok. Açıklık, sınıftaki her şeyin açık bir şekilde yaşanmış olması. Sorunun doğru cevabı A seçeneği. 26. sorudayız. Ne diyor 26. soru?
Öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması sınıf yönetimine göre en uygun davranış olur? Neye göre bakalım? Sınıfta ders sırasında sürekli arkadaşlarını rahatsız eden Berk bu davranışlarıyla arkadaşların ders dinlemesine engel olmaktadır. Berk sınıf öğretmeninin defalarca uyarmasına rağmen aynı olumsuz davranışlara devam etmektedir. Bir kere arkadaşlarını rahatsız ediyor. Buraya dikkat. Arkadaşlarını rahatsız ediyor. Ne yapıyor öğretmen? Arkadaşını rahatsız eden Berk'i öğretmen sınıf öğretmeni defalarca uyarıyor. Ancak aynı olumsuz davranış devam ediyor. Şimdi ne yapalım? Derste kullandığı yöntem ve tekniklerle değişiklik yapmak. Sınıfın genelinde bir problem var mı? Yok. Kimde problem var? Sadece Berk'te. Demek ki öğretmenin kullanmış olduğu yöntem ve tekniklerde herhangi bir sıkıntı yok. Öyle olsaydı eğer sınıfın büyük çoğunluğunun olumsuz davranışlarını görebilirdik. Öğrenci görmezden gelmek bu davranışı pekiştirmek demektir. Çünkü Berk'in öğretmenin dikkatini çekmek için böyle bir davranış yaptığını bize söylemiyor. Öğretmenin dikkatini çekmek için böyle bir davranış yapmış olsaydı öğrenci görmezden gelebilirdik. Burada görmezden gelmek davranışı pekiştirmek anlamına gelir. Öğrenciyi arkadaşların önünde uyarmak, zaten uyardığından bahsediyor. Öğretmenin defalarca uyarmasına rağmen uyarı etkili bir yöntem olmamış. Arkadaşların önünde uyarmış olması da yöntem olarak etkili olmayacak. Öğrencisi özel görüşme yapmak olabilir. Öğrenciyle özel görüşme yapabilir. Ama ondan önce öğrenciyle özel görüşme yapınca öğrencinin derse katılımını beklemek her zaman mümkün olmayabilir. Ama ondan önce seçeneğini bir deneyelim. Öğrenciye dersle ilgili sorumluluklar verelim. Dersle ilgili sorumluluk verdiğimizde öğrencinin arkadaşlarını rahatsız etmeyi bırakacağını ve derse katılım göstereceğini söyleyebiliriz. Çünkü öğrenci sorumluluk aldığında sıkılmasını önlemiş olacağız. Dersten kopmamış olacak. İşe yaramazsa o zaman öğrenciyle özel bir görüşme yapabiliriz. Ama burada en uygunu seçeneği olacaktır. Öğrenciye göre ve sorumluluk vererek onu bir şekilde derse adapte etmeye çalışacağız. Doğru yanıtımız seçeneği. Çok uzun bir sorumuz var. 27. soru materyal tasarım sorularındayız şimdi. Buna göre 6C öğrencilerinin 6B öğrencilerine göre konuyu daha iyi kavramalarının sebebini soruyor bize. Okuyalım uzun sorumuzu şimdi. Fen bilimleri öğretmeni Kadir 6B sınıfına şunları anlatır. Bir balon bir noktasından delinme ve yırtılma sonucu yırtılma hızla büyüyerek havanın balon içinden hızla boşalması sonucu müthiş bir ses meydana gelir. Oluşan bu sesten birçoğumuz korkar. Balon şişirildiğinde orta bölümünün gergin, alt ve üst bölümünün daha az gergin olduğu görülür. Alt ve üst bölümden çöp şiş uygun bir şekilde batırıldığında balon genellikle patlamaz. Çünkü bu bölümlerdeki gerilim açıklığı yırtacak kadar fazla değildir. Kadir öğretmen 6C sınıf öğrencilerinden ise sınıfa balon, çöp şiş, koli bandı ve iğne getirmelerini ister. Öğrenciler ellerindeki balonu orta büyüklükte şişirir. Balonun alt ve üst taraflarından çöp şişi patlatmadan balona geçirilir. Öğrenciler balonu ortasından koli bandıyla bantlayıp sonra bant üzerine iğne batırdıklarında balonun patlamadığını gözlemler. Sürecin sonunda 6C öğrencilerin 6B öğrencilerine göre konuyu daha iyi kavradıkları görülür. 6B'ye konuyu anlatarak 6C'ye ise uygulamalı bir şekilde göstermiş. Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleştirmişler 6C sınıfında. Soru diyor ki buna göre 6C öğrencilerin 6B öğrencilerine göre konuyu daha iyi kavramlarının sebebini hangileri açıklar? Şimdi görme duyusunun kullanılması öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Somuttan soyuta öğrenme etkilidir. Kendi kendine edinilen yaşantılar başkalarının edinilen yaşantılardan daha kalıcıdır. Bir kere 6C sınıfı öğrencileri görme duyularını kullandılar mı? Kullandılar. Bizzat yapılan uygulamayı gördüler. Bu yüzden yapılan uygulamayı gördüklerine göre birinci öncül 6C sınıfındaki öğrencilerin 6B'ye göre daha sağlam öğrenme gerçekleştirmelerini açıklar. Çünkü 6B öğrencileri sadece dinlediler. Görme yok orada. Somuttan soyuta öğrenme etkilidir. 6B sınıf öğrencileri için ifadeye dayalı bir şekilde konuyu kavramaya çalışmalarından dolayı öğrenme güçtür. Çünkü soyut kalmıştır. Somutlaştıracak bir uygulama yoktur. Ama 6C sınıfı somut öğrenmelerle, bizzat kendileri yaptıkları için somutlaştırılarak öğrenmeyi gerçekleştirmişlerdir. Kendi kendine edinilen yaşantılar başkalarından edinilen yaşantılardan daha kalıcıdır. Burada Edgar Dalen'in yaşantı konusunu düşünebiliriz.
Şant Kulesi'nin en üst noktasında, yani en alt olarak kabul ettiğimiz zaman en üst noktası orasıydı. Kendi kendine edilen maksatlı yaşantılar var. Doğrudan doğruya edilen maksatlı yaşantılar var. Öğrenciler bu davranışı kendileri yaptıkları için C seçeneğini de buraya dahil ederiz. Yani 3 ifade de bizim için doğru olur. Hepsi açıklar 6C sınıfı öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenmelerini. Yirmi sorudayız. Diyor ki soru, Feyza öğretmenine okumayı çok sevdiğini ancak yazmaktan çok hoşlanmadığını anlatır. Feyza öğretmenine okumayı çok sevdiğini ancak yazmaktan çok hoşlanmadığını anlatır. Okuyarak yaptığı etkinliklerde her zaman başarılı olduğunu ancak söz konusu hikayeleri deftere yazarken zorlandığını ve içerikten koptuğunu belirtir. Öğretmenin Feyza'ya aşağıdaki materyallerden hangisini önermesi Feyza'nın öğrenme şekline en uygun olur? Bloklar öğrenciden hazırlamış olduğu kişisel web sayfaları. Ya da kişiden hazırlamış olduğu kişisel web sayfaları. Bu öğrenme şekline uygundur veya değildir şeklinde bir şey söyleyemeyiz. Sanal gerçeklik, sanal ortamlar oluşturmak. Yazmaktan hoşlanmayan, daha çok hikaye şeklinde olmasından hoşlanan. Çünkü okumayı çok seviyor ama yazmayı sevmiyor. Ve sanal gerçeklik, bununla ilgili belki sanal ortamlar oluşturursunuz ama bu çok önerilecek bir şey değil. Çok maliyetli, çok masraflı, çok ciddi programlara ihtiyaç duyulan bir şey. Dijital öykü var. Dijital öykü tam Feyza'ya göre olabilir. Çünkü bu öyküyü öğrenciler hazırlarlar. Bunun için hazır programlar vardır. Mesela işte bilgisayarda, herkesin bilgisayarında var olan MovieMaker programında bile hazırlanabilir. Ama farklı farklı programlar var. Öğrenci görseller yetiştirir, animasyona yerleştirir, görseller yerleştirir, fotoğraf falan yerleştirebilir. Bir yandan o yapmış olduğu animasyonlar ya da öykülerin üzerine, ki önce bir öykü oluşturmak lazım, ses ekler. Kendi sesini kullanır, canlandırır. Bazen ufak tefek yazılar da ekler. O yazılarda öğrencinin eğlenceli bir şekilde yazmasına katkı sağlar. Bütün halde düşündüğümüzde dijital öykü önemli ve doğru olabilir. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik üzerine, daha doğrusu var olan gerçeklik üzerine sanallık eklemek. Burada Feyza'ya uygun bir yöntem olduğunu söyleyemeyiz. Barkovizyon bir cihazdır. Cihazda görüntü yansıtılır. Sorunun doğru cevabı dijital öyküdür. Yani C seçeneğidir. Dijital öykünün aşamaları var arkadaşlar. Öykü yazma aşaması birinci aşama olarak kabul edilir. Öykü panosu oluşturma, öyküleri görselleştirme, ona görseller bulma ikinci aşamadır. Üçüncü aşamada ise öyküyü dijital hale dönüştürür. Buna ses ekler, yazı da ekleyebilirsiniz. Böylelikle öğrencinin eğlenceli bir şekilde öğrenme gerçekleştirmesine katkı sağlar. Doğru cevap C seçeneği. Şimdi 29. sorudayız. Yine bir materyal tasarım sorusu. Sınıfında öğretim amaçlı video izletmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesine gerek yoktur? Ne yapmayacak yani öğretmen? Onu arıyoruz soruda. Bir kere izleme etkinliği öncesinde ön hazırlık yapmalı mı? Evet. Ön hazırlık yapılmayan hiçbir yöntem, teknik veya strateji ya da materyal fayda sağlamaz. Bu yüzden A'yı eledik. İzleme etkinliği öncesinde konuyla ilgili bir tartışma başlatmalı. Öğrenciler önceden kısa bir tartışmayla beraber konuya hazır buluşuk seviyelerini yükseltebilirler. Aynı zamanda öğretmen derse öğrenci güdülemiş de olabilir. Bu da yapılabilir bu uygulama. İzleme etkinliğinde süre sınırlaması olmamalı. Eğer izleme etkinliğinde süre sınırlaması olmazsa çok geniş zamanlar kullanmak zorunda kalabiliriz. Bu da bir zaman etkili kullanamamak anlamına gelir. Zaman her zaman önemlidir. Öncesinde tartışma yapacaksınız, video etkinliği olacak. O video etkinliği çok uzun sürdüğünde bu sefer zaman ekonomik olarak kullanılmamış olacak. Süre sınırlaması mutlaka olacak. Çünkü videonun sonunda tartışma değerlendirme kısmı da olacak. Ki ders içinde de bunu anlatıyor zaten. İzleme etkinliğinin sonunda değerlendirme yapılması, zamanın etkili kullanma adına mümkün olduğu kadar süre sınırlaması getirmemiz lazım. Kaldı ki çok uzun olduğunda öğrenciler videodan da sıkılabilirler. Bu da amacımıza, kazanıma ulaşmayı zorlaştırır. İzleme etkinliğine katılmak istemeyen öğrencilere izin verilmeli. Tabii bu şu arkadaşlar, izleme etkinliğine katılmayan öğrencilere izin verilmeli. Neden doğru bir ifade? Bazı öğrenciler
Hani farklı şekillerde öğrenmeye açıktır. O an motivasyonu yoktur, güdülenmesi yoktur. Video izlemek zorunlu olacak, herkes izleyecek tarzı bir durum, tutum öğrencilerin bu davranışı isteksizce yapmalarına yol açar. Bu da zaten verim elde edilmesini engeller. Mümkün olduğu kadar öğrenciyi izleme etkinliğine katmalıyız ama katılmak istemeyenlere de, bu tabii sayı olarak artarsa başka tedbirler almalıyız. Katılmak istemeyen öğrencilere de anlayış göstermeliyiz. Ama pardon, bu soruyu siliyoruz, bu soruyu siliyoruz. Bunu bir daha çekeceğiz. Yanlış anlattım soruyu. Dokuzuncu sorudayız. Yine materyal tasarım sorusu. Sınıfında öğretim amaçlı video izletmeye başlayan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesine gerek yoktur? İzleme etkinliği öncesinde ön hazırlık yapmalı. Evet, yapmalı. Her zaman ön hazırlık dersin daha planlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Hazırlık yaptığımızda sıkıntı yaşayabileceğimiz durumları önceden tedbir alma şansımızı yaratmış oluruz. Bunu eledik. İzleme etkinliği öncesinde konuyla ilgili bir tartışma başlatmalı. Olabilir. İzlemeden önce bir ön hazırlık dışında bir de öğrencilerin konuyu tartışmaları onların derse güdülenmelerini sağlayabilir. Konuyla ilgili yapacakları bu tartışma videoyu daha bir şekle izlemelerine katı getirir. Bu yüzden B seçeneği yapılabilir. İzleme etkinliğinde süre sınırlaması olmalı. Evet, olmalı. Süre sınırlaması olmaz ise çok vakit alır. Öğrenciler sıkılabilir. Sonrasında değerlendirme de bulunacağız. Onunla beraber iyice süreç uzar. Bir ders saatine sığmayabilir. Mümkün olduğu kadar kısa olmalı. Sınırlama mutlaka getirmeliyiz. İzleme etkinliğinin sonunda değerlendirme yapılması. Evet, değerlendirme yapılması önemli. Çünkü uygulanan yöntemin bir yere varması gerekiyor. Bir toparlama olacak, değerlendirme olacak. Neden ne kazandığımıza ilişkin, ne öğrendiğimize ilişkin öğretmen de genel bir toparlama da yapabilir. Ama izleme etkinliğine katılmak istemeyen öğrencilere izin verilmeli. Bu bir ekstra program değil. Neydi ekstra program? Ekstra programa katılım gönüllüydü. Program gelişimi bilgisiyle hatırlayın. Sosyal, sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlerle ilgiliydi bu. Ama biz burada öğrenciyi eğer ki derse katmazsak, video etkinliğine katılmazsak, resmi programı, uygulamamız gereken bir programı öğrenciyi mahvetmiş oluruz. Böyle bir hakkımız yok. Bu bir uygulamadaki programdır. Her öğrenci bu etkinliğe katılacaktır. Çünkü işlenen derstir. Öğrencinin derse katılmaması de o işlenen derste olmaması anlamına gelir ki bu doğru bir uygulama değildir. Doğru cevabımız E seçeneği. Geldik 30. soruya. Ne diyor 30. soru bakalım? Soru diyor ki öğretim materyali hazırlarken büyük ve küçük harf kullanımına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Materyal tasarımında büyük harf ve küçük harf kullanmak biliyorsunuz önemli. Gerekli yerlerde ve zorunlu durumlarda büyük harf kullanılmalıdır. Evet, sürekli kullanılmamalıdır. Çünkü büyük harfin fazla olması okumayı zorlaştırır. Harflerin uzantıları aynı olduğu için, boyları aynı olduğu için ayırt etmek zordur. Görsel bir materyale eklenecek olan sözel ifadenin okunurluğunu artırmak amacıyla küçük harfler tercih edilmelidir. Evet, küçük harflerin harf uzantıları farklı farklı olduğu için okunması daha kolaydır. Bu yüzden doğru bir ifadedir. Bunu da eliyoruz. Büyük harflerde bütün harflerin boyu aynı olduğu için gözün harfleri ayırt etme gücü artar. Böylelikle okuma hızı yükselir. Tam tersi. Büyük harflerde bütün harflerin boyu aynı olduğu için gözün harfleri ayırt etme gücü artmaz, azalır. Okuma hızı yükselmez, okuma hızı düşer. Bu yüzden C seçeneği olmaz diyeceğiz. C'yi direkt olarak doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Doğru olmayan aradığımız için. D'ye bakalım. Sürekli büyük harfin kullanılması dikkat ve algılamayı zorlaştırır. Aynen öyle. Çünkü büyük harflerin ayırt edilmesi güçtür dedik. Ve E, küçük harflerde her harfin boyutunun ve şeklinin farklı olması gözün harfleri daha kolay seçmesini sağlar ve okuma daha kolay gerçekleşir. Bu da B seçeneğini doğrular. Yani E seçeneği de doğru değildir. Doğru cevabımız C olacak. Doğru değildir derken E seçeneği doğrudur da soru olarak doğru cevap değildir.
Doğru cevap büyük harf kullanmadan mümkün olduğu kadar kaçınacağız. Çünkü harflerin boyu aynı olduğu için gözün o harfleri ayırt etme derecesi düşer. Geldik 31. soruya. Bakalım ne diyor 31. soru? Diyor ki bu durum milli eğitim ilkelerine göre değerlendirildiğinde liseli öğrenci için tren hattının açılması hangisiyle en iyi açıklanır? Hokkaido adası Japonya'nın en kuzeyinde bulunan az nüfuslu bir yerleşim yeridir. Bu adadaki Kamishiratake tren istasyonu bir dönem çok yolcu hizmet ederken zamanla nüfusun azalmasıyla yolcusu neredeyse kalmayan bir hatta dönüşür. İki istasyonlu katlı düzenli olarak kullanan tek kişi de liseye giden bir kız öğrencidir. Hattı işleten Japon Demir Yolları kız öğrenci liseden mezun oluncaya kadar 3 yıl boyunca hattın zararına işletilmesine karar verir. Hatta trenin istasyona geliş gidiş saatleri de öğrenciye göre ayarlanır. Hangisi de en iyi açıklanır ilkelerden? Bakalım tek tek görüyorsunuz bir öğrenci için açık tutulan bir tren istasyonu. Genellikle eşitlik hiçbir zümreye ayrıcalık tanınamaz. Dil, din, ırk, cinsiyet, statü farkı gözetmeksizin her birey aynı haklara sahiptir. Eğitimde hiçbir zümreye ayrıcalık tanımıyoruz ifadesi bahsedilen şey bu değil. Eğitim hakkı zorunlu eğitimle ilgilidir. Zorunlu eğitim herkes için haktır. Kimse zorunlu eğitimin dışında tutulamaz, bu da değil. Fırsat ve imkan eşitliği, evet. Bu öğrencinin bulunduğu yerde okul yok. Onun okula ulaşabilmesi için imkanları devlet sağlamalı. Devlet mesela ne yapardı bizim ülkemizde? Parasız yatılı bursluluk sınavı, kredi olanakları ya da bizdeki taşımalı eğitim. Bunlar fırsat ve imkan eşitliğini sağlamaya dönük. Okulda imkanlar, köyde imkanlar, fırsatlar olmayınca bu fırsatlar, imkanları burada devlet sağlamış oluyor. Bunu bizim milli eğitim sistemine uyarladığımızda fırsat ve imkan eşitliğine gidebiliriz. Süreklilik eğitim yaşam boyu devam eder vurgusudur. Ferdin ve toplumun ihtiyaçlarıysa eğitim hem bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak durumudur. Doğru cevabımız C seçeneği. Soruyu çözdük. Program gelişme sorusuydu. Şimdi 32. sorudayız. Bu da program gelişme sorusu. Öğrencilerin yaşantısının önceden belirlemenin zor olduğunu düşünen bir program gelişme uzmanı, programa öğrencilerin bireysel farklılıklarını yansıtılması gerektiğini savunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin deneyimlerle öğrenmesinin önemine değinmektedir. Yukarıda vurgusu yapılan program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Sorunun önemli kısmının altını çizelim. Bizim için ne önemli burada? Bizim için önemli olan şu arkadaşlar, öğrencilerin yaşantısını önceden belirlemek zordur. O zaman öğrencinin yaşantısını belirlemek zor ise programı önceden oluşturmak da sıkıntıdır. Ne yapacağız? Programı bireysel farklılıkta da yansıtmamız gerekiyor. Yani öğrenciye göre bir mantalite oluşturmamız lazım. Öğrencilerin deneyimlerini önemsememiz lazım. Öyleyse programı önceden oluşturmayacağız. Öğrenci sisteme girdikten sonra süreç içerisinde programı oluşturacağız. Bu da bizi yaşantı merkezli tasarıma götürecek. Bu konu neyle ilgiliydi? 3 tasarımımız vardı. Konu merkezli, öğrenen merkezli, sorun merkezli. Konu merkezli konudan yola çıkarak programdan oluşturulması. Öğrenen merkezli tasarım öğrenenden yola çıkarak. Sorun merkezli sorundan yola çıkarak. Alt başlıktan hatırlayın. Süreç tasarımı bir kere konu merkezli. Geniş alan tasarımı konu merkezli. Çekirdek tasarımı sorun merkezli. Öğrenen merkezli ki öğrenciden yola çıkıyor burada gördüğünüz üzere. Öğrenci merkezli zaten 4 tane tasarımımız vardı. Çocuk merkezli, yaşantı merkezli, romantik ve hümanistik. Çocuk merkezli tasarım program çocuğa göre önceden hazırlanılmalıdır. İlgi, ihtiyaç, yaşantısına göre diyordu ki günümüzde kullanmış olduğumuz programlar çocuk merkezliydi. Yaşantı merkezli tasarım çocuk merkezli tasarımı eleştiriyordu. Çocuğun yaşantısını önceden nasıl belirleyip de program hazırlayacağız diyordu. Çocuğun yaşantısını önceden belirleyemeyiz. O zaman programları önceden hazırlayamayız. Programlar süreç içerisinde oluşturulmalıdır diyordu. Sorunun doğru yanıtı B seçeneği. Soru. Yine bir program geliştirme sorusu. Diyor ki soru,
Yenilen Bloom taksonomisine göre aşıdaki kazanımlardan hangisi diğerlerinden daha üst bir bilişsel süreç boyutuna karşılık gelmektedir? Cümleye dikkat. Yenilenen Bloom taksonomisi. Hemen düşüneceğiz. Yenilenen Bloom taksonomisinde hangi kazanımlar vardı? Hatırlayalım. Hatırlama, hatırladık bakın. Anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma basamakları. Bunların hangisi daha üstte göreceğiz şimdi. Ülkenin doğal kaynaklarından nasıl kullanılacağına ilişkin internet araştırması yapar. Bu bir uygulama düzeyi davranışı. Uygulama düzeyi davranışı. Yanına yazalım uygulama diye. Rengimizi değiştirelim. Uygulama düzeyi olsun. Çünkü kişi var olanı araştıracak. Bir uygulama özelliğidir. Ülkenin doğal kaynaklarını etkili ve verimli kullanır. Bu da bir uygulama basamağıdır. Ülkenin doğal kaynaklarını etkili ve verimli şekilde kullanması da uygulama basamağıdır. Uygulama basamağında yapma etme vardır. A seçeneğini analiz olarak da düşünebilirsiniz belki arkadaşlar. Yani çözümleme olarak da düşünebilirsiniz. Ülkenin doğal kaynakları nasıl kullanacağı için internet araştırması yapar dediğimizde. O doğal kaynakların nasıl kullanacağına ilişkin irdeleme yapmıyor aslında. Orada nasıl kullanıldığını arıyor. Orada var, internette buluyor. Google'dan yazınca nasıl kullanılıyor, orada tek tek ortaya çıkıyor. Burada yapmış olduğu bir derinlemesine irdeleme değil, internet araştırması yapmak. Bu internet araştırması bir uygulama basamağıdır. Ülkenin kaynaklarının etkili kullanıp kullanmadığına ilişkin rapor yazar. Etkili kullanıp kullanmadığını raporluyorsa artık değerlendirme yapıyoruz demektir. Etkili kullanılıyor veya etkili kullanılmıyor diye bir sonuca ulaşacağız, bir yargıda bulunacağız. Ülke kaynaklarını daha etkili kullanabilecek yeni bir model geliştirir. Buradaki yeni bir model ifadesi, yeni bir ürün ortaya koyacak, bir strateji geliştirecek. O zaman burası yaratma basamağıdır. Yani eski taksonomideki sentez basamağına denk gelen yaratmadır. Yaratma en üstteki basamaktır. Ülke kaynaklarının verimli kullanım alanını örneklerle açıklar, anlama düzeyinde bir davranıştır. Anlama zaten alt düzeydedir. Burada Bloom taksonomisi diye sorsaydı bize soru C diyecektik. Çünkü Bloom taksonomisinde en üst basamak değerlendirme basamağı. Yenilenen Bloom taksonomisi dediğinde yaratma basamağına gideceğiz. D seçeneği olacak. Sorunun doğru yanıtını işaretleyelim. D diyelim ve geçelim bir diğer soruya. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Yine bir program gelişme sorusu. Öğretmenin kullanabileceği en iyi içerik düzenleme yaklaşımını soruyor bize. Bir müzik öğretmeni öğrencilerine piyano, keman ve yan flütün nasıl çalındığını öğretmek istemektedir. Bu enstrümanların hepsinin ayrı ayrı kullanım özellikleri olduğundan her bir enstrümanın öğretilmesinde ayrı bir yaklaşım kullanacaktır. Hangi yaklaşımı kullanması gerekir içerik anlamında? Sorunun içerisinde arkadaşlar ayrı olan alanları bir alalım. Piyano, keman, yan flüt. Piyano, keman ve yan flüt birbirinden bağımsız öbeklerdir diye düşünebilirsiniz. Bunların birinin öğrenimi diğerine bağlı değildir. Öncelik sonralık etkisi yoktur. Yani önce şunu öğreneyim, sonra şunu öğreneyim gibi bir hiyerarşi yoktur. Hepsi birer bağımsız modüldür. Birer bağımsız modülün kullanıldığı durumlarda o zaman biz modüler yaklaşıma gireceğiz. Modüler yaklaşımda birbirinden bağımsız öbeklerde öbekler varsa kullanırız. Sağlık yaklaşım ardışık eğitim basamaklarında bir konunun genişletilerek tekrar tekrar öğretilmesine dayalıydı. Piramidsel yaklaşım uzmanlaşmaya dayalıydı. Geniş tabanlı konulardan başlıyorduk. Piramidin daralan yerinde uzmanlaşma gerçekleşiyordu. Doğrusal programlama yaklaşımında hiyerarşik bir öğrenme vardı. Aşama aşama yakın ilişkili ön koşullu öğrenmeler. Çekirdek yaklaşımda ise merkeze bir alan yerleştirilir, uzmanlık alanı yerleştirilir. Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneğine göre İkinci bir dalda branşlaşma söz konusudur demiştik. Burada anlatılan modüler yaklaşım. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Sonra 35. sorudayız arkadaşlar. Son program geliştirme sorusu. 10 Kasım haftasında okullarda Atatürk'e anma etkinlikleri düzenlenmektedir ve bu anma etkinliklerine tüm okulların katılması zorunludur. Bu durum programlarda bulunması gereken özelliklerin hangisiyle ilgilidir? Zorunluluk varsa bir kere biz ekstra programdan uzaklaşacağız. Resmi programın içerisinde arayacağız.
Uyumluluk, toplumun genel görüş ve beklentileri uyumlu olması. Bundan bahsetmiyor soru. Genellik ve değişmezlik. Evet, genelde değişmez. Ortak eğitim uygulamaları içine almalı. Yani belirli gün ve haftalarda olduğu gibi. 10 Kasım genel ve değişmezdir. Tüm okullar 10 Kasım'da etkinlik yapmak konusunda zorunluluğa sahiptir. Bu yüzden A seçeneği doğrudur. Çerçeve program genel hatlarıyla hazırlanmalı. Ayrıntıya girmemeli olgusuydu. Görevsellik programın işlevsel olmasıydı, hayatla ilgili olmasıydı. Uygulanabilirlik ise programın toplumsal ekonomik yapıyla çelişmemesiydi. Burada anlatılan belirli gün ve haftalar, belirli gün ve haftalarda genel ve değişmezlik ilkesine bağlıdır. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde olduğu gibi. Program soruları da bunlar değerli arkadaşlar. Birinci denemenin program geliştirme, sınıf yönetimi, materyal sorularını çözmüş olduk. Gelişim sorularıyla 60. sorudan itibaren devam edeceğiz.